Diyelim ki sokakta karşınıza biri çıktı ve size çabuk 73 eşittir boşluk artı 57 diyerek boşluğa gelmesi gereken sayıyı söylemenizi istedi. Bunu bulmanın birkaç değişik yolu var. Boşluğa gelecek sayıyla 57'yi topladığımızda 73 elde etmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Başka bir deyişle boşluk 73 ile 57 arasındaki farktır. O zaman 57 ile başlayıp, evet, bu işlemi aklınızdan bu şekilde yapabilirsiniz. 57 ile başlayıp 73 elde edene kadar buna bazı sayılar ekleyebilirsiniz. 57 ile başlayıp mesela 60'a varmak çok kolay. 3 ekledim. Hop! 60 etti. 60'tan 73'e varmak için de ne eklememiz lazım? 13. Bu beynimizin kolaylıkla yapabileceği bir işlem. İsterseniz 60'tan 70'e varmak için 10, sonra da 3 ekleyebilirsiniz. Ama 60 artı 13'ün 73 ettiğini bulmak son derece kolay. Gördüğünüz gibi tüm burası 73 ediyor. O halde 73 elde etmek için 57'ye ne ekledim? 3 ve 13. 3 artı 13, 16 eder. Yani 57'ye 16 eklemişim. 16 artı 57, 73 eder. Dediğim gibi, bunu çözmenin başka yolları da var. Boşluk, 73 ile 57'nin farkıydı, öyle değil mi? O zaman bunu 73 eksi 57 eşittir boşluk olarak da yazabilirim. Buradan da aynı sonucu yani 16'yı elde ederiz. Söylediğim gibi birçok farklı yol var ama dürüst olmak gerekirse bu benim için en kolay olanı. Hadi birkaç alıştırma daha yapalım. Şimdi de başka biri karşımıza çıkıyor ve çabuk 94 eksi boşluk eşittir 57 diyor. Bu 94'ten kaç çıkarırsam 57 elde ederim sorusuyla aynı soru. Biraz önce yaptığımız gibi 57'ye yakın yuvarlak bir sayıya varana kadar 94'ten çıkarmaya başlayalım. Evet, 94 ile başlıyorum. Önce 90'a varmak için 4 çıkaralım. Burası 90 etti. Sonra 60'a varmak için 20 çıkarmam lazım. Unutmayın, 57'den küçük bir sayı elde etmemiz gerekiyor. 90 eksi 20, bir saniye, bunun 30 olması lazım. 90 eksi 20, 60 değil 70 eder. Evet, 90 eksi 30, 60 eder. Ve şimdi 57'ye varmak çok kolay. 57'ye varmak için 60'tan 3 çıkarmamız lazım. Ve böylece 57 elde etmiş oluruz. Peki toplamda kaç çıkardık? 4, 30 ve 3. Yani 34 artı 3. 37 çıkarmış olduk. 37. Aynı soruyu başka bir şekilde çözmek isterseniz 57 ile başlayabilir ve 94'e varana kadar 57'ye kaç eklememiz gerektiğini bulmaya çalışabiliriz. Bir önceki soruyu çözdüğümüz gibi önce 3 ekleyip 60, sonra 30 ekleyip 90 ve en sonda 4 ekleyip 94 elde edebiliriz ve toplamda kaç ekledik? 37. Bu arada Elinizde kağıt kalem varsa normal çıkarma işlemini de yapabilirsiniz. Fakat kağıt kalemim olmadığı zaman ve sokakta biri karşıma çıkıp da aniden bu soruyu sorduğunda bu şekilde düşünür ve boşluğa ne geleceğini bulmaya çalışırım. Hadi bir tane daha yapalım. Burada biraz yer buldum. Harika. Diyelim ki bu sefer de 36 eşittir boşluk eksi 41 sorusu soruluyor. Şimdi 36 41 ile bir sayının arasındaki farktır. Ya da 36'ya 41 eklersem boşluğu bulmuş olurum. Öyle değil mi? Eğer bu iki ifadenin birbirine eşit olduğu size mantıklı gelmiyorsa, sayı doğrusu üzerinde sağlama yapabilirsiniz. Evet, bilinmeyen bir sayıyla başlıyoruz. Bu sayı boşluğa gelecek olan sayı. Bundan 41 çıkarıyoruz. 41 çıkarıyoruz ve sonuç 36 oluyor. Şimdi bu söylediğimle 36 ile başlayıp 41 ekleyip boşluğa gelecek olan sayıya gelmek aynı şeydir. Peki 36 artı 41 ne eder? Önce birler basamağı. 6 birlik artı 1 bir birlik 7 birlik eder. Sonra 3 onluk artı 4 onluk var. Bu da 7 onluk eder. O zaman aradığımız sayı kaçmış? 77. İşte bu kadar.